Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ava gitmekte bir beis var mıdır? Avlanmadaki zaruret nedir? Ava gitmekte kardeşlerim aslen bir beis yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle Maide suresinde bize av köpekleriyle alakalı bir ayet indirmiştir. Eğitilmiş olan, muallem olan, kendisine öğretilmiş olan köpeklerle yapılan avlarda bir beis olmadığını Allah bize Maide suresinde anlatmıştır. Demek ki avda aslen beis yoktur. Ya da Allah bize harem bölgesinde avlanmayın demiştir. Peygamber bize harem bölgesinde avlanmayın demiştir. Demek ki harem bölgesinin dışında bir Müslümanın avlanmasında bir beis yoktur. Fakat aslen bunda bir beis olmasa da ava bitişen bazı şeylerden ötürü av haram veya mekruh hale gelebilir. Mesela bunlardan bir tanesi nedir kardeşlerim? Bunlardan bir tanesi kişinin yemek için değil de zevk için kainatta bulunan hayvanları öldürmesidir. Çünkü İslam bize zevk için insan veya hayvan öldürmeyi yasaklamıştır. Ya da 3-4 tane avcının yan yana dizilip bazı hayvanları hedef alıp kimin daha iyi nişancı olduğunu ispat etmek için hayvanları hedef tahtası haline getirmesi avı haram hale getirir. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem ruh sahibi olan bir canlının hedef haline getirilmesini sahabeye yasaklamıştır. Veya mesela kardeşlerim av bir alışkanlık haline gelir. Kişiyi vazifelerinden ve sorumluluklarından alıkoyar. Çünkü avcılık bazı insanlarda hastalık haline gelir. Yani yemek yemek için veya lezzetli bir şeyler bulup tadabilmek için, spor yapabilmek için, cihada hazırlık olması için değil de bazı insanlar uyuşturucu gibi, esrar gibi, hap gibi av onun için artık bir alışkanlıktır. Ava çıkmadığı zaman öfkelenir. Ava çıkmadığında sinirlenir, huzursuzlanır. Ava gittiği zaman çoluk çocuğu unutur, işi unutur, evi unutur. Bu insanda av alışkanlık haline gelip onu sorumluluklarından alıkoyduğundan ötürü böyle bir insanın av yapması caiz değildir. Çünkü bu av onun için şeye dönüşmüştür. Harama götüren bir vesile haline dönüşmüştür. Bundan uzak kalmak lazım. Fakat bunun gibi olmayan kişinin spor yapmak için olabilir. Güzel bir şeyler yemek için olabilir. Doğada vakit geçirmek için olabilir mesela. Farklı tatlara, lezzetlere erişmek için sonuçta kainattaki bütün güzellikleri Allah Azze ve Celle bize musahhar kılmış. Bunun için olabilir. En önemlisi Allah yolunda cihada bir hazırlık olması için olabilir. Kişi eğer ava çıkarsa ne mutlu, ne güzel. Bu bir ibadete dönüşür. Ama biraz önce söylediğimiz gibi olursa Allah muhafaza o av doğru değildir.